Aylin Karakuş geliyor. Merhabalar Aylin. Yardımcı olayım mı? Çok sevinirim. Bravo. Nasıl yardımcı olayım Aylin? Öyle. Harika. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Aylin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ben Aylin Karakuş. 29 yaşındayım. Şu an Ankara'da yaşıyorum. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktor öğrencisiyim. Tebrik ederim. Buradan da rektörümüze de Sayın Musa Yıldız'a teşekkürlerimi iletiyorum. Üniversitemizin öğrencisi olduğum için de çok mutluyum. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Mutlu oldum üniversitede okuyor olman. Evet. Nasıl anlatırsın kendini? Nerede doğdun, büyüdün? Antakya'da doğdum, büyüdüm. Niğde'de lisansımı ve yüksek lisansımı devam ettirdim. Daha sonrasında 2021 yılında Ankara'ya geldim. benim için çok kritik bir şey var, bir olay var. Hı hı. 6 Şubat depremi. Ben ailemi görmek için 6 Şubat tarihinde Antakya'da bulunuyordum. Orada mıydın? Evet. Oğlum. O gün de Ankara'ya dönecektim. Saat 6 civarlarında uçağım vardı. Ama maalesef 4.17'de deprem oldu. Ben de orada depreme yakalandım. Hı hı. Enkaz çok kötüydü. 15 saat enkaz altında kaldım. Daha sonrasında çıkarıldım ama erkek kardeşim çıkardı. O Ceyhan'da okuyordu ve yetişmişti, çıkarmıştı beni. Binadan 99 kişi vefat etti. Kaç kişi vardı ki binada zaten? Büyük bir apartman mıydı? Çok büyük bir binaydı. Rönesans'ı duymuşsunuzdur. Evet. Onun tam evet karşısında olan gökkuşağı apartmanı. O da çok defalarca yayın yapılmış. Ben bilmiyorum tabii ki. İzlemedim. 4 kişi sağ kaldık. Bunlardan birisi de benim babam. Aynı enkazda annem ve abimi maalesef kaybettim. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. İyiyim. Bacağın depremden sonra mı oldu? Sol bacağım. Diz üstünden kaybettim. Zaten ona çok büyük bir borcum var. Çünkü ona asılı kalmıştım. Yani bacağımdan asılı kalmıştım. Ve o bacağım sayesinde ben şu an sizin karşınızdayım. Ona sevgilerimi yolluyorum. Kaybettiğim bacağın mı aslında seni hayatta tuttu o enkazın arasında? Yani evet. Sıkışmanı engelledi. Sıkışmıştım ama bacağımdan asılı bir şekilde baş aşağı şekilde duruyordum. Enkaz altında kendimi yay haline getirdim. Bir şeyler buldum, kendimi ısıtmaya çalıştım. Çok üşüyordum. Ama nedeni aslında soğuk değil, kan kaybıymış. Belki baş aşağı durman da orada aslında sağlığın açısından daha doğru bir durum olmuştur belki de. Bence de. Yani ben tıp çünkü olarak... Çünkü kan diğer türlü çok daha rahat giderdi. Evet. Ama yani kesik taraf yukarıda kaldığı için, kalbin aşağıda kaldığı için belki kan kaybını biraz daha yavaşlattığını düşünüyorum. Yani şu an yani tıbbi bir şey değil ama bir tahminle, bir mantıkla bunu çıkartıyorum ki sen de onu dedin. Evet. Hayatını o bacağa evet ona borçluyum. Eğer ona asılı kalmasaydım kesinlikle çok karanlık bir boşluğa gidip bulunamayacaktım. Çok büyük bir enkazdı gerçekten. Ayın 8'inde ampute edildim. Zaten kendiliğinden amputeydi aslında. Yani kopmuş ama ben hiçbir acı duymadım. Yine dediğiniz şekilde olduğu içindir muhtemelen. Baş aşağı duruyordum ve kan kaybı oldu ve ben şoka girdim. Evet, evet. Bence o yüzden acı da asrın felaketiydi Aylin. Gerçekten hepimizi çok yaraladı. Orada olmayan insanları da çok yaraladı. Evet. Çok zor, çok büyük, çok büyük bir depremdi. Bir de ard arda iki tane depremin olması gerçekten hepimizi çok sarstı. Allah beterinden saklasın. Artık amin. Topraklarımızdan mümkünse uzak olsun diyorum ama geliyor. Hepimizin tedbiri alması lazım.
Evet. Önümüzde de bir İstanbul depremi hep konuşuluyor. Bilim insanları bunları söylüyorlar. Artık sorumlu kişilerin, bireylerin, herkesin bu önlemleri alması gerekiyor. Şimdi baba hayatta. Hayatta. Benim gibi değil. Küçük kardeşin, erkek kardeşin hayatta. Benim dışında 3 kardeşim var. Hepsi şehir dışındalar okudukları için. Hmm. Bir kardeşim Karabük'te, bir kardeşim Ceyhan'da, bir kardeşim de Muğla'da. Hepsi okuyorlardı. Bir kız kardeşim Muğla'da şu an öğretmenlik yapıyor. Erkek kardeşim de mekatronik mühendisliği okuyor. Hmm. Diğer erkek kardeşim de Ceyhan'da tarım makineleri okuyor. Ben de Ankara'da doktora yapıyordum ve hala devam ediyorum. Şu an tez aşamasındayım. Hmm. Baba ne yapıyor Aylin? Babam aslında tarım makineleri imalatçısı. Hı hı. Şu an işlerini toparladı diyebilirim. Ha, güzel. Evet, toparlamaya çalışıyor. Tekrar devam o hayat ediyor. Kurulmuyor, hayat devam ediyor ve o evet. Hayatı bir şekilde değil mi? Antakya'da devam ettireceğiz. Kendisi evet. De. Antakya'da mı? Evet, Antakya'da. Evet, gelmiş geçmiş olsun Aylin. Çok teşekkür ederim. Geçen yıl bu zamanlar ben hastanede kalıyordum. Hala tedavideydim. Bir sene geçti ve ben şu an buradayım. Çok güzel. Evet, çok, çok mutluyum. Güzel. Ayağa ayaktasın. Ayaktayım. Ayakta olmak zorundayım. Kaybettiğim abimin için. Abimin bıraktığı bir bayrak var. O da doktor öğrencisiydi bu arada. Hmm. Türkçe eğitiminde o da. Tezini savunacaktı. Tez savunma günü almaya çalışıyordu ama maalesef o bana şu an miras bıraktı. Ben onun bayrağını devraldım, onun için ayağa kalktım. Annem de akademisyen olmamı o kadar çok istiyordu ki. Yani hayatı boyunca beni buna hazırladı aslında. Sürekli benim kızım doktor olacak. Doktor unvanını alıyoruz ya, doktora bittikten sonra akademisyen olacak, öğrencileri olacak. Onları eğitecek. Yani annemle çok büyük bir bağımız vardı bizim. Mekanları cennet olsun. Amin. Allah rahmet eylesin tüm kayıplarımıza. Amin. Aylin, kimle geldin? Kimle geldim? Danışmanımın eşi, benim de manevi ablam Emine ablamla geldim. Emine Güntepe Yeşil Bursa. Sözü kendisine verelim mi? Olur. Emine Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Ben Emine Güntepe Yeşil Bursa. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aylin manevi ablam diyor. Bizim manevi kızımız, biz de manevi ablasıyız. Bizim için çok kıymetli. Böyle duygusal bir hikayesi var tabii bütün ülkenin aynı zamanda. Aylin'e çok güveniyoruz. O kadar yaşam enerjisi yüksek. O kadar iyi yetiştirilmiş bir kız çocuğu ki benim için de çok kıymetli. Bize enerji veriyor. O yüzden yolu açık olsun. Her evet. Şey bundan sonra gönlünce olsun diyorum. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederiz bizi buraya dahil ettiğiniz için de. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Çok ayaklarınıza mutlu olduk. Sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Aylin, kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın peki? Bir derin nefes aldım ve şu an hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Nasıl konuşan kişiler için hoş sohbet denir? A. Güzel ve tatlı. B. Hızlı ve anlaşılmaz. C. Boş ve saçma sapan. D. Yersiz ve tutarsız. Çok güzel bir soru. A şıkkı, güzel ve tatlı, son kararım. Tebrik ediyorum Aylin. Çok teşekkür ederim. Sırada... Hiç önemli değil. Ben ağlamak istemiyorum biliyor musunuz? Hep gülmek istiyorum. Hep yaşamak istiyorum gerçekten. Oh.
çıkmaya çalıştım ama çıkamadım. Kusura bakma sen de Aylin. Estağfurullah. Devam edelim mi? Ne yapalım? Gözlerim. Ay. Tabii devam edebiliriz. Edelim mi? Edelim. Böyle gözler yaşlı yaşlı, hadi bakalım. Gelmiş geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın, gerçekten çok büyük bir acı. Böyle yani... Allah hiç kimseye göstermesin. O kadar baş edilmez bir şey ki aslında. Durduk yere hiçbir şey yokken kayıplar çok zor. Evet. Hiçbir gün bacağıma üzülmedim. Gerçekten bir gün bile demedim ki ya benim bacağım gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Bu yaşa kadar bacak vardı, yürüyebiliyordum. Çok aktif, hareketli bir insandım. Ama annem ve abim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. Ben 30 yaşıma nasıl geleceğim diye bazen kendime soruyorum. Benim abim 29 yaşındaydı. Çok zor. Öyle abin gibi, annen gibi çok kayıplarımız oldu tabii. Birçok vatandaşımızın hayatı maalesef orada sona erdi. Mecburen birbirimize tutunacağız, birbirimize sarılacağız. Birbirimizin acısını paylaşacağız. Hiçbir zaman tam olarak, hiçbir zaman unutulmayacak belki ama... Yaralarımızı belki birazcık iyileştirebileceğiz. Çünkü evet, mümkün değil. İnsanlar en değerlilerini kaybettiler. Evlatlarını kaybettiler. Anne babasını kaybetti. Kardeşlerini kaybetti. O yüzden çok zor bir zaman. Ama tek yapabileceğimiz şey işte birbirimize sahip çıkmak, birbirimize dokunmak. Evet. Bir de... Çok da güzel bir gönlüm var Aylin. Hakikaten o kadar saf bir şekilde geçiyor ki duygum bana. Tutamıyorum kendimi. Çok güzel bir yanım var. Siz benim çocukken hayran olduğum tek kişisiniz. Çok teşekkür ederim. Eksik olma.